Merhabalar. Bugün şeyden bahsetmek istiyorum. Roma'daki Senato'da 4 farklı ünvandan, cursus honorum'dan bahsetmek istiyorum. Bunu ne olduğunu anlatacağım, cursus honorum'unda. Bu açıklamaları yaparken biraz etimolojisine girerek anlatmaya çalışacağım. Çünkü yani sadece 4 tane isim var aslında, 4 tane ünvan var ama bu ünvanların akılda tutmak biraz zor oluyor. Hani hangisinin ne yaptığını hatırlamak falan. Etimolojik olarak düşündüğünüz zaman biraz daha kolay oluyor. Yine de tabii ki yani bu videoyu ilk izlediğiniz zaman hatırlamayabilirsiniz. Benim kafamda oturması biraz zaman almıştı açıkçası. Yani bir sürü farklı bağlamda makale okumam gerekti. Ve yavaş yavaş neyin ne olduğu oturdu. Şimdi cursus honorum'dan bahsedelim isterseniz. Honor, honor İngilizce'deki, Türkçe'deki onur. Bunlar birbirine benzeyen kelimeler zaten. Yani İngilizce'deki honor zaten direkt honor'dan geliyor. Latince'deki. Honorum şey demek, iyilik. Hani of the honor. Onurun anlamında. Bir de kursus var. Cursor kelimesini biliyorsunuz İngilizceden. İmleç, mouse'un imleci. Aslında anlamı şey hani koşucu gibi bir şey oluyor. O sondaki or eki hep yapan kişi anlamında. İngilizce'de de ere ile biten şey mesela teacher değil mi? Öğretmen gibi o sonuna gelen er. Böyle bir etkisi var. Latince'de de aynı şekilde. Neyse dönersek eğer kursus şey demek koşu yolu gibi bir şey. Hani kursare koşmak kursus koşu yolu gibi bir şey oluyor. Koşulan anlamında. Onur koşu yolu gibi düşünebilirsiniz eğer kelimesi kelimesine çevirmemiz gerekirse. Bu koşu yolu tabii ki bu durumda ne oluyor? Bir lineer hani doğrusal bir şeyden bahsediyoruz. Doğrusal gibi. Tam da değil. Ideal'e var çünkü arada bir tane hani bir sapma var. Anlatacağım onu. Nereden başlıyor? İlk olarak eğer Senato'da yer almak istiyorsanız öncelikle ya equites yani atlılar. Equus at demek şeyde Latince'de equite ise equites ise atlılar, süvariler demek. Bu insanlar Roma'nın en zenginleri oluyordu. Onu başka bir videoda açıklamıştım. Zenginlerin oyu daha fazla Roma'da. Böyle bir sürü şey var. Katman katman. Servetiniz arttıkça böyle oy hakkınız biraz daha artıyor. Öyle bir düzen var. İşte ve eğer zenginseniz o zaman atlı güç oluyorsunuz. O ya atlıların arasında ya da bir tanıdığın orduyu lejyonu yönetmesi esnasında yanında bulunarak 10 senelik bir askerlik görevi tamamlamanız gerekiyor. İlk olarak Senato'ya seçilmek istiyorsanız. Bu 10 senenin sonunda da en az 30 yaşında olmak şartıyla. Tabi bu yaşlar falan zamana göre değişiyor. İşte patrikiyi yani asillerin arasındaysanız böyle 2 senelik bir kesme falan yapabiliyorlar. Güzellik yapabiliyorlar size. Bu tarz istisnalar da var. Yani yüzlerce senelik bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Kurallar değişiyor devamlı. Ve sonrasında imparatorlukta da tabii senato var. Öncesinde de zaten kral döneminde bile var yani. Ama bunlar olabildiğince genel bir şekilde geçerli olan en uzun süre geçerli olmuş olan kurallardan bahsediyorum size. Neyse. 30 yaşınıza geliyorsunuz, seçime katılıyorsunuz, meclise girdiniz. Şimdi size bir isim vermemiz lazım, değil mi? Meclise girmiş olan birisi, Senato'nun üyesi olarak. Şimdi şöyle düşünelim. Senato neyi temsil ediyor Roma'da, Antik Roma'da? Senato'nun temsil ettiği şey bürokrasi, değil mi? Bürokratik bazı işlerin yapılması lazım. Halkın içerisinden bazı temsilciler seçiyorsunuz ve bu temsilciler devlet işlerini yönetiyor. Dolayısıyla bunlar aslında bir nevi bürokrat. Şimdi bu durumda tepede bazı insanların olması lazım. Genel olarak nelerin nasıl işleyeceğini falan düşünen. Bir de bu arada bu etimolojik anlam kesin değil.
Akılda kalıcı olması daha kolay olduğu için bunu seçtim. Bir de altta bazı insanların inquiry yani investigation soruşturma, sorgulama işlerini icra etmesi gerekiyor. Değil mi? Yani bir takım işlere karar verdiniz. Bunu komisyona falan geçireceksiniz. O da ortalama üyelerden, hani genel olanlardan oluşacak kurullar olması lazım. İşte bu durumda bu insanlara ne adını verebiliriz? Quirer'e bir soruşturma, sorgulama süreci anlamına geliyor. Quaestio, question da oradan geliyor zaten. Quirer'e. Bu insanlara quaestor, yani soruşturma yürüten adını verebiliriz örneğin. Değil mi? Şimdi Quirer'e fiil, sonuna or ekliyorsunuz. O daha önce bahsetmiş olduğumuz er eki vardı ya. Ve quaestor oluyor. Yani soruşturma yürüten insan. Şimdi bu en tabandaki, senatonun en tabanındaki daha yeni girmiş insanların tabii ki şöyle bir durumu var. Herhangi bir imperium yetkisi yok. İmperium ne? İmperium ne? İmperium şu anlama geliyor. Bu arada o dört ünvana odaklanın, diğer kelimeleri yan olarak, ek olarak vermeye çalışıyorum. İmperium da capital punishment, yani hani ölüm cezasına varabilecek kadar yükselebilen, devletin yürümesini sağlamak için gerekeni yapma yetkisine sahip olan insanlara verilen bir yetki, imperium. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Quaestor'ların imperiumu yok. Böyle bir olayı. Imperium'da başka bir videoda Fastcase'den bahsederken bunu anlatacağım. Yanında işte o şeyde Roma filmlerinde falan görmüş olduğunuz bir tane sopa taşıyorlar ya, o sopanın tepesinde balta olursa imperium, yani capital punishment, hani ölüm cezası yetkisine kadar varabilecek bir şeye, nasıl söyleyelim, yetkiye sahip olduğu anlamına geliyor imperium. Neyse, quaestorların böyle bir yetkisi yok. Bunlar düz senatodaki insanlar. Şimdi quaestor'un üstüne, quaestor'dan sonra ne oluyorsunuz? Praetor olabiliyorsunuz. Şimdi praetor kelime anlamı olarak bakarsak pray, İngilizce'deki pre gibi. Mesela prerequisite diye baktığımız zaman ön şartlar, ön gereksinimler. Başka neler vardı? Prehistory mesela, prehistorical. Neyi? Eski tarih, erken tarih anlamında kelime. İşte o pre, ön demek. Preposition mesela, değil mi? Başka neler var? Preside, bir şeye liderlik etme falan. Bunların hepsinde pre var. İşte praetor, öncülük etmek gibi düşünebilirsiniz. Hani etimolojik şeye girerek. Bu praetorlar neye öncelik ediyorlar? Soru işareti. Bu praetorların öncülük ettikleri şey mahkemeler. O yüzden temel görevleri aslında praetorların mahkemelere öncülük etmek. Tabi bunların bir de jürileri oluyor. O jürilerin içerisinde de neler var? İşte senato üyeleri, equites falan var jürinin içerisinde. Senato üyesi dediğimize göre tabii ki yani quaestorlar o jürinin içerisinde demek ki bulunabiliyor. Ama bunlara bir liderlik etmesi gereken biri var. Öncülük etmesi gereken, değil mi? Bu mahkemenin sürmesini sağlayan işte o praetor. Praetorların neyi var? Imperium yetkisi var. Bu gerçekten önemli. Zaten ne diyoruz? Yani mahkemeyi de yönetiyorlar ve gerekeni devletin sürmesi için yapıyorlar, değil mi? Bir sonraki, tabii buraya şeyi atladık gelirken. Şimdi quaestorsunuz, sonra praetor var. Ama arada aidile olma şansınız da var. Bunu Kaysar yapmış. Aidile nedir? Şimdi aides diye bir kelime var. Aides bina anlamına geliyor. Tapınak anlamında da gelebilir. İşte aidiles dediğiniz zaman, o zaman söylemiş olduğunuz şey o işte tapınakların bakımı, dini törenlerin yapılmasının gözetilmesi, işte tapınakların gelirlerin giderlerin idare edilmesi falan, bu tarz işler. Bu biraz prestijli
bir iş, prestijli bir iş olduğu için de sizin tabii ileride praetor olmanızı sağlayacak bir şey. Zaten yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani hani meclisin tepesindeki insanlar olarak böyle gelmiş, mecliste sadece hani oturmuş işlere falan katılmış insanlara mı daha çok güvenirsiniz, yoksa şehirdeki bu tarz büyük olayları organize etmiş insanların organizasyon tecrübesi oluyor o insanlarda çünkü, değil mi? Neyse, dolayısıyla quaestorsanız ne yapıyorsunuz? Soruşturma falan o kökten geliyordu. Quaestorsanız oradan aidile olabilirsiniz veya direkt praetora geçebilirsiniz. Praetor da ne demiştik? Öncülük yapan, liderlik eden anlamında, kelime anlamıyla. Ama bu adamlar şey gibi, hani biraz daha yargıç gibi falan düşünebiliriz yani. Hani tam aynı değil ama. Mahkemeye öncülük ediyorlar yani. Ordu yönetebiliyorlar praetorlar aynı zamanda. Sonra ne var? Sonra da konsüller var. Şimdi konsul consultation, değil mi? Yani bir insana tavsiye vermek, hani tavsiye alınabilen kişi anlamında düşünebiliriz. Şimdi yani bir dakika, ülkeyi tavsiye verenler mi yönetiyor şeklinde düşünebilirsiniz. Ama unutmayalım ki konsul dediğimiz şey eski krallık döneminde de var. Dolayısıyla krallık döneminde aslında tavsiye veren insanlar bunlar, değil mi? Ama ille de daha rahat bir şekilde hatırlamak istiyorsanız bunu şey diye de düşünebilirsiniz. Yani bu öyle bir etimolojik şey yok, bağlantı yok. Gerçi olabilir de yani, bilmek mümkün değil. Çok şey eski çünkü bu ünlanlar. Consella diye de düşünebilirsiniz. Hani sandalye sahibi olanlar. Çünkü o konsüller oturuyor orada, senatoda. Ama bu tehlikeli bir bağlantı. Sadece akılda tutma açısından falan söylüyorum yani. Konsul. Şimdi bu konsul görevi nedir? Konsul görevi de artık o mecliste en yüksek yetkiye sahip olan iki kişi oluyor. İki konsul. Ve bu konsuller bir sene görevlerini yapıyorlar. Her ay yer değiştiriyorlar. Bir birisi konsul oluyor, bir diğeri konsul oluyor. Kanun işte ileriye sürüp bunların oylamasını falan sağlayabiliyorlar. Birbirlerini veto etme hakları var. Ama her ay değiştikleri için birbirlerini genellikle ne yapmıyorlar? Çok fazla veto etmiyorlar. Çünkü yani sen beni baltala, ben seni baltalayayım, hiçbir iş yapamayız yani. O yüzden böyle bir olaya geçmiyorlar. Her ay değiştiği için de tabii güç zehirlenmesi biraz daha zor. Bir de her sene tabii tekrar seçiliyor bu insanlar. Üzerine bir de şöyle bir şey var tabii ki. Konsüllük veya praetorluk yaptıktan sonra pro praetor veya pro konsul olarak şeylere, bölgelere, Roma Cumhuriyeti'ne ait bölgelere, o bölgeleri yönetmek için yollanıyorsunuz. Dolayısıyla hani konsüllük yaptıktan sonra ben kalmaya devam edeyim, ben tekrar konsül olayım falan biraz daha zor. Bir de tabii bölgelere insanlar gittikleri zaman orada sağlam para kazanıyorlardı tabii. Yani rüşvet vesaire falan filan dönüyormuş. Yani orayı kurutuyorlarmış gerçekten. Zaten bunlarla ilgili çok fazla tartışma var o dönemde. Neyse, ne yaptık? Şimdi 4 şeyden bahsettik. O cursus honorum içerisinde, yani onur koşu yolu, yine kelimesi kelimesine çeviriyorum. Bunun başka bir adı vardır Türkçe'de muhtemelen. Kelimeleri anlamak açısından ne dedik? Bir quaestor var. 2 aidile var, sonra praetor var, ondan sonra bir de konsul var. 4 tane. Meclisin içerisinde yer alan insanlar. En büyük onur tabii ki konsul olmak. Ve konsul çıkartmış olmak aileler açısından da çok prestijli bir şey. Bunu unutmayalım. Hani Roma aslına bakarsanız, tabii hani modern dünyada aileler öyle eskisi kadar önemli değil. Ama Roma'da şey vardı, aileler vardı, işte Scipio ailesi, işte Julius, Julii ailesi, ondan sonra ne bileyim hani bir sürü aile var ve bu aileler daha önce işte konsul çıkartmış bir aile. Bakın o prestij.
Bu da çok önemli bir şey gerçekten. Atladığım bir şey var mı? Atladığım bir şey yok galiba. Evet, yani bu konuşma bu kadar. Fazla uzatmak istemiyorum. Sadece işte meclisteki bu dört görevden bahsetmek istedim. Akılda kalıcı olabileceği bir şekilde en son bir kez daha tekrar edeyim. Quirere investigation, hani soruşturma yönetmek, sorgulamak tarzı bir kelime. Question da buradan geliyor. Quaestio diyor. Quaestor dediğiniz zaman bu işi yürüten kişi, değil mi? İkincisi Aedile, Aedes'ten geliyor. Bina, tapınak falan. Ondan sonra üçüncüsü Praetor, Pray'dan geliyor. Pre, yani hani pretext, prehistory, pre bilmem ne, hani ön anlamında İngilizce'de bulunan bir örnek. Öncü, hani liderlik eden Praetor diye düşünebilirsiniz bunu. Bir de konsul var. Zaten hani konsültasyon, consult değil mi? Şey veren, nasıl söyleyeyim? Tavsiye veren kişi anlamında iki tane bulunuyor.